Web Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merdan'la yepyeni bir telefon incelemesine daha hoş geldiniz. Bu videoda yanımda Samsung'un Galaxy S23 Fan Edition'ı yani S23 FE var. S21 FE çıktığında birçok kişi beğenmiş ama bazıları da beğenmemişti. S22'de Samsung FE'yi üretmedi. Ama Samsung kararını değiştirmiş olacak ki S23 ile birlikte FE tekrar hayatımıza girdi. Amiral gemisinin bir tık altında kalacak ve serinin güncel ürünlerine muadil olabilecek bir fiyat performans cihazı olarak üretildi. Bu videoda S23 FE ile ilgili pek çok soruya cevap bulacağız arkadaşlar. Öncelikle tabii ki cihazı bir iç dış baştan aşağı inceleyeceğiz. Onun yanında işlemcisi ne durumda, performansı beklenti seviyesine çıkabiliyor mu ve tabii ki S23 FE alınır mı? Tüm bu sorulara cevap bulmak için isterseniz hızlıca bir başlayalım. Artık video girişlerinde klasiğim oldu arkadaşlar, zaten biliyorsunuz. İsterseniz hızlıca bir kameradan başlayalım. 3 kameralı bir arka setimiz var. Ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğe ve f1.8 diyafram açıklığına sahip. 123 derecelik bir görüşle gelen ultra geniş açı kamerasının çözünürlüğü ise 12 megapiksel ve f2.2 diyafram açıklığına sahip. 3. kamera ise 8 megapiksellik telefoto. f2.4 diyafram açıklığı bulunuyor ve 3x optik zoom yapabiliyorsunuz. Ana kamerayla 8K 24 fps ya da isterseniz 4K 60 fps'e kadar çekimler yapabiliyorsunuz. Yani burada 8K'yı gördük diye çok fazla kullanılmasını tavsiye etmem. Hani o beklentinin karşılığını verdiğini düşünmüyorum açıkçası. Fena olmazsa 4K ama en ihtimalle çok iyi bir 1080p çekim yapabilirsiniz bu telefonun kameralarıyla. Yani 4K'yı da çeker, çekmez diye demiyorum ama zaten birçok sosyal medya platformu 4K'yı desteklemiyor. 1080p'de hala devam ediyor. Ama yok ben 4K çekeceğim, işte YouTube'a yükleyeceğim, içerik üreteceğim, bu yüzden bu telefonu alıyorum diyorsanız da zaten işin en başına dönmemiz lazım. Bu telefonu almamanız gerekiyor sizin. Hani arayışınıza karşılık verebilecek bir seviyede değil. Genel fotoğraf performans konusunda bence gayet iyi ve hani kendi fiyat bandında öne çıkabilecek ürünlerden birisi. Beklentiyi karşılar, sizi üzmez. Bunu rahatça söyleyebilirim. Ön kameraya geçeyim isterseniz. Burada f2.4 diyafram açıklığına sahip 10 megapiksellik bir selfie kamerası var. Yine 4K 60 fps çekimler yapmanıza olanak tanıyor ama az önce de dediğim gibi yani kameranın bize bu imkanı tanıyor olması sonuna kadar kusursuz bir şekilde karşılık vereceği anlamına gelmiyor. O yüzden bence burada da yine 1080p'den devam. Kamerayla ilgili anlatacaklarım az çok bu kadardı arkadaşlar. Hani genel bir aralığa koymamı isterseniz de ne diyeyim, S22'den daha iyi ama S23'ün bir tık altında bir telefon olduğunu söyleyebilirim ki zaten Fan Edition olarak da yani serinin fiyat performans ürünü olarak da aslında olması gereken yerde olduğu da açık. Tasarımsal olarak yani düz S23'e benziyor. Hem köşeli tasarımı hem de işte üçlü kamera seti konusunda. Ama zaten bu üçlü kamera olayı, bakın mesela size bir tane S23 Ultra göstereceğim. Zaten Samsung'un tam olarak kimliği haline gelmiş durumda. Düz S23'ün üzerine baktığımızda benziyor ama bence A54'e daha çok benziyor mesela. Tabii siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bunu da lütfen yorumlarda belirtin, sizce hangisine daha çok benziyor. Renk konusunda ise bayağı geniş bir skalaya sahip. Burada grafit, mor, krem, mint, indigo ve mandalina renkleri var. İndigo ile mandalina internete özel satılacak diyorlardı ama bize mesela bir indigo geldi gerçekten ve mandalina da güzel duruyor ama çok böyle farklı renkli telefonlar bence bir süre sonra insanları sıkabiliyor. O yüzden daha klasik renkleri ben kenarıma tercih ediyorum. Öyle de öneririm. Tabii o sizin bileceğiniz iş. Ayrıca ben telefonun bir tık ağır olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yaklaşık 209 gram. Bunun yanında 8.8 milimetrelik bir kalınlığa sahip. Yani bunu ben biraz fazla buldum. Yani belki daha ince bir yapıda olabilir ama yine de elime aldığımda iyi bir his veriyor bana. Kenarları alüminyum, arkası ise plastik ama bence buranın plastik olması çok problem değil çünkü hem kötü bir his yaratmıyor bana hem de zaten kılıfla kullanacağımızı varsayıyorum. O yüzden bence burasının plastik olması çok da problem değil. Beni en çok üzen tarafını söyleyeyim arkadaşlar. Ekran gövde oranı tam olarak söylüyorum %83.2. Yani bu durumlara ben biraz takıntılıyım bildiğiniz gibi. Bence bir tık kalın bir çerçevesi var. Yani %86-87 olsaydı bari, hadi çok da abartmayayım ama yani 83.2 bir tık kalın bir çerçeve hissi yarattı bende. Ekran boyutu ise 6.4 inç. Ayrıca dinamik AMOLED yapıda 304 ppi ve maksimum 1450 nitlik bir parlaklığa sahip. Ayrıca 120 Hz'lik bir ekran yenileme hızı olduğunu belirteyim ve LTPO olmadığını da söyleyeyim. Çözünürlük tarafında ise 1080x2340 piksellik bir yapıda. Dayanıklılık konusuna gelince de ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Bunun dışında zaten yanların alüminyum, arkanın da plastik olduğunu söyledim. Bir başka korumayı da ekleyeyim buraya kadar gelmişken. Videonun ilerisinde söyleyecektim ama sanki bura daha uygunmuş gibi geldi. IP68'lik bir su ve toza karşı dayanıklılık var arkadaşlar. Bu da gayet iyi bir seviyede. Genelde amiral gemilerinde ya da işte iyi fiyat performans ürünlerinde kullanılıyor. Şimdi geliyorum işlemci tarafına çünkü en çok merak edilen konulardan birisi buydu. Cihazda 8 GB RAM ve Exynos 2200 işlemci yer alıyor. Bence iyi bir işlemci. Hani öyle yabana atılmaması gereken bir işlemci ama amiral gemilerinde artık kullanılmadığını da bilmemiz lazım. Ayrıca 4nm'lik bir yapıda ve bence en büyük avantajlarından birisi ısınma konusunda gerçekten iyi bir performans veriyor arkadaşlar. Hani 8 Gen 1'in biraz daha az ısınanı diye tanımlayabilirim. Yani çok
zorlamamak gerektiğini yine söyleyeyim ama dediğim gibi çok fazla işte böyle kasma, donma, ne bileyim işte elde alev alma çok ısınma gibi durum yaşamazsınız. Ek olarak kendi fikrimi de söyleyeyim işlemci tarafında. Gayet uygun ve okey bir işlemci. Bunu kenara koydum. Ama yani 8 Gen 1 değil de belki 8 Plus Gen 1 işlemci iyi gidebilirdi. Hani en azından önceki nesilden daha iyi bir fark yaratılmış olurdu. Hafıza tarafında ise 128 ve 256 GB'lık seçenekler sunuyor. Her iki tarafta da RAM 8 GB. Şimdi teknik donanım tarafını anlattığımıza göre sıra geldi tahmin edin neye? Oyun testine arkadaşlar. İsterseniz öncesinde bir sıcaklığımızı ölçelim, şarjımızı görelim. 15 dakika civarında oyunumuzu oynayalım. Sonra tekrar şarjımızı ve sıcaklığımızı öğrenip tekrar burada buluşalım. Evet, oyun testimiz sona erdi arkadaşlar. Ürün beklentinizi karşıladı mı? Lütfen bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi yine şarjı gördüğümüze göre sıra bilin bakayım neye geldi? Bataryaya. Nasıl? Hemen bak araları bağlıyorum. 4500 mAh'lik bir batarya bulunuyor arkadaşlar ve bunun özellikle Samsung bir telefon için gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yani Samsung bu optimizasyon işini çok uzun yıllardır artık çözmüş durumda. Bu yüzden gayet bir günü rahatça çıkarabilecek bir cihaz var elinizde. Bunun yanında da 25 Watt'la şarj olabiliyor. 25 Watt'la normal hızlı şarj. Onun dışında 10 Watt'la da kablosuz şarj edebiliyorsunuz. Ama adaptör kutudan çıkmıyor. Bu arada kağıt üstündeki verilere göre 10 wattlık kablosuz şarjda yarım saatte %50'yi bulur diyor. Bir tık iyimser olduğunu düşünüyorum. S23V ile ilgili benim şu an anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Şimdi gelin fiyat ve alınır mı alınmaz mı kısmına. Öncelikle 128 GB'lık fiyatı 23.999 lira yani 24.000 lira. 256 GB'lık fiyatı ise 25.999 lira yani 26.000 lira. Arada 2.000 liralık bir fark var. Şimdi gelelim S23V alınır mı alınmaz mı bu sorunun cevabına. 25.000 lira gibi bir telefon bütçesi günümüz ekonomisinde maalesef ki markaların amiral gemilerini almak için yeterli bir bütçe değil. O yüzden burada hem bu tarz bir ürün hem de 2023 model bir ürün almak değerli aslında. Ek olarak 4 yıl Android, 5 yıllık güvenlik güncellemesi alacak. Yani uzun bir süre sizi güncel ve yeni tutmayı da devam edecek bir cihaz. Bence bu da bir artı. İşlemcisine zaten sizi üzmeyeceğini söyledim. Bir süre daha çok rahat bir şekilde tertemiz gidecektir. Arada kasmalar, donmalar belki 2. yıldan sonra başlayabilir ama bu tabii sizin kullanım alışkanlığınıza göre de değişir. Yani ben Samsung S7 Edge kullandım 4 sene. Yemin ediyorum bir parça kasma yapmadı. Ama bir arkadaşım vardı 2. ayda telefon öldü dedi mesela. Yani bu tamamen kullanım alışkanlığına göre değişen bir şey. O yüzden telefona iyi bakmak değerli. Özellikle bu ekonomide değerli arkadaşlar. Kamera tarafında da tamamen dediklerim birebir geçerli arkadaşlar. Samsung S23F bence gönül rahatlığıyla alınabilecek o fiyat bandındaki 4-5 telefondan bir tanesi diye düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizin düşünceniz daha önemli bu konuda. Sizce alınır mı S23F ya da hangi özelliği iyi hangi özelliği kötü olmuş? Lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videomuz sizin için faydalı olduysa da beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.